komutanım kasabadaki dergâhtayız. Sarıldık. Bize sığınan çok sayıda sivil Türkmen var. Buradan çıkmak zorundayız. Hava takviyesine ihtiyacımız var. Hava desteği vermem imkansız Rıza. Saldırıyı düzenleyen kim? Genel Ramaz. Çok sayıda Şebihan ve işbirliği içinde olduğu terörist gruplar var. Kasabayı ele geçirdi Alçak. Burada dayanmamız imkansız komutan. Bizi buradan çıkarın. Yoksa Kasım burada katliam yapacak. Aman aman. Komutanım yardım edin. Biz düşersek kasabada katliam yapacak bu şerefsiz. Tamam. Dayanmaya çalışın. Böyle göndereceğim. Görüntü gitti. Sinyali kaybettik komutanım. Komutanım, bizi emretmişsiniz. Rıza ile Baran asubayları tanıyorsunuz. Doğrudur komutanım. Suriye'de tanıdık. Sağlam çocuklar. Kasım'ın yanındaydılar. Deşifre oldular. Bir grup Türkmenle birlikte bir kasabaya sığınmışlar. Kasım onları yakalamak için kasabaya saldırmış. Şimdilik direniyorlar. Ama uzun süre dayanamazlar. Onları oradan tahliye edeceğiz. Anlaşıldı komutanım, emredersiniz. Hemen harekete geçiyoruz komutanım. Komutanım. Operasyon yapacağımız kasabanın bilgileri. Kardeşini bulduğuna sevindim Serdar. Durumu nasıl? Allah'a şükür komutanım. İyi. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Yeter lan yeter! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İyi lan o zaman! Öl o zaman! Hayır! Bak doktor, o benim. Ne oluyor? Parçalarını köpekler bile bulamayacak. Namus. Yeğenim şehit olurken anneme söyle, korkmuyorum dayı dedi. Başı dik, korkusuzca şehit oldu. Ama kanı da yerde kalmadı senin. Çay demlenmiş abla. Naz'a gelsin şöyle güzel bir kahvaltı yapalım ha? Hande hala uyuyor mu? Vallahi mışıl mışıl uyuyor. Uyandırmayı denedim ama uyanmadı. Uyusun yavrum. Çok kötü günler geçirdi. Hı-hı. Dinlensin biraz. Kötü günler geride kaldı ablam. Artık güvendesiniz. Meryem'in nesi var? Hep uzakta kalıyor. Vallahi Meryem iyi kızdır abla ama Nazay'la arası bozuktur. Niye? Vallahi abin yüzünden paylaşamıyorlar. Güzel çiçekler. Teşekkürler. Peşimizden de ayrılmıyor. (Gülüyor)
de ne zaman karşı karşıya geliverse buz gibi hava esip durur ya. Uy. Nerede kaldın Naz'a? Evde ağza atılacak hiçbir şey yoktu ki Berivan, yiyecek bir şeyler aldım. Çok sağ olasın. İyi yaptın. 5 dakikaya kahvaltı hazır olur. Ay acıktık valla. Ama ben önce bir Hande'ye bakayım geleyim. İyi, olur tamam. Mu? Bu çiçekleri de sana aldım. Biraz keyfin yerine gelsin. Çok teşekkür ederim Naz'a. Ne demek? Gerçi çiçekleri koyacak bir vazo bile yok ama. Abim burada nasıl yaşıyor tek başına? Çok üzülüyorum. Ya ben hep onun yanında olmak, Serdar'a yardım etmek istiyorum ama Serdar beni pek yanına yaklaştırmaz. El birliğiyle Serdar'ın bu perişan haline son versek Sevim. Ha? Artık ben varım abimin hayatında. Böyle yaşamasına izin veremem. Haklısın. Haklısın da zaman geçiyor be Sevim. Artık Serdar evlenmeli, çocukları olmalı. Bir ailesi olmalı, mutlu olmak onun da hakkı. Hani geçen gün sizi evlendireceğim demiştin ya. Şaka da olsa çok güzeldi be. Şaka değildi Naz'a. Ben ciddiydim. Ya öyledir de Serdar isteseydi biz çoktan evlenirdik zaten. Ama Serdar evlenmeyi düşünmüyor. Abim beni kırmayacağını söyledi Naz'a. Ben ısrarcı olursam evlendiririm sizi. İnşallah. Sen niye karargaha gitmiyorsun Meryem? Serdar kardeşine sahip çıkmamızı istediği için buradayım Naz'a. Yoksa senin bu bet yüzünü görmeyi ben de istemiyorum inan. Ya bırak Allah aşkına. Sevim'in ne yapacağını merak ettiğim için buradayım desene. Ben sana olacakları söyleyeyim, sen de meraktan kurtul. Sevim abisiyle beni evlendirmeye kararlı. Biliyor musun, ona ancak Serdar karar verir. Senin Serdar'ı unutma zamanın gelmedi mi Meryem? Bak ben iyi bir insan olduğum için söylüyorum. Yoksa biz Serdar'la evlendiğimiz zaman çok üzülürsün. En iyisi sen aramızdan çekil. Hatta ben senin yerinde olsam Tim'i bile bırakırdım. Ancak Serdar beni istemezse giderim. Anladın mı? Sana soracak değilim. Eninde sonunda defolup gideceksin nasıl olsa. Ne oldu ne? Yok bir şey. Serdar, hayırdır? Komutan niye çağırmış? Suriye'ye gidiyoruz Nazan. Yapma ya. İlçede kalamıyoruz ki bir türlü. Hoş geldiniz. Vallahi tam zamanında geldim. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamıştım. Hadi gelin yiyelim. Zamanımız yok Berivan. Sağ ol. Biz çıkıyoruz. Hayırdır abi? Nereye gidiyorsunuz? Suriye'ye gidiyoruz Sevim. Sıkışan Türkmenleri alacağız. Allah'ım, o cehenneme mi dönüyorsunuz yine? Yok, tasalanma Sevim bacım. Biz alışırız gari. He. Öyle değil mi komutanım? Meryem nerede? Karargaha gitti Serdar. Asker kınası var. Hey gidi aslanlar. Hey hey kükredi sungurlar. Gül yüzlü analar gururladı. Yiğitler askere uğurladı. Hey gidi aslanlar. Dur. Hey,
kameraları almayı unutmayalım, tamam mı? Aga tamam, ben de zaten ona bakıyordum bu çantada. Komutanım, her yere bakıverdim emme. Meryem yok. Nasıl yok? Nereye gitmiş bu? Serdar'la aramda hiçbir şey yaşanmamışmış. Sen ne biliyorsun be kadın? Yaralandığında o kadar korktun ki. Oysa seni henüz tanımıyorum bile. Ama sana her baktığımda bilmediğim tuhaf bir umut var. Serdar. Efendim Serdar. Meryem, neredesin? Her yerde seni arıyoruz. Hiç, dolaşıyorum öyle. Meryem, sınırı geçiyoruz, tamam mı? Hemen karargaha gel. Şey Serdar, ben gelmesem. Ne demek gelmesem Meryem? Tamam. Tamam, hemen geliyorum Serdar. Serdar sana bırakmayacağım Nazan. Görürsün. Meryem'in nesi var? Biraz tuhaftı. Aga benim muhteşem derecede sezgilerim olduğu için tabii ki de gözümden kaçmadı. Hemen sana özetleyeyim istiyorsan. Şimdi Naz'a seninle evlilik olan durumunu gidip de Meryem'e reklam ettiği için Meryem'in dengesi bozuldu yani. Karıştı kızın kafalar. Dedikodu yapma doktor. Hey, boş boş konuşmayı bırakın. Benim evlenmeye niyetim yok, tamam mı? Ya aga gerçekten ağzından bal damlıyor. Ya ne kadar da muhteşem konuştun. Zaten ne derler bilirsin. Bekarlık muhteşem derecede güzel bir şeydir. Harika da güzel bir şeydir derler. Doktor, nasihatlarını kendine saklasana. Celil, bizim nişancı nerede? Sahi ya, torpili yok ortada. Kurtarmak için öyle söyledin. Ah. Hayatımı kurtardın. Bu beni hatırlatır sana asker. Güzel gördük. Terazimiz kaydı. Ya kocaman, ne yapıp duruyor? Ya arkadaş, şimdi kısmetse Elif yengeyle bir araya geliverirsiniz gari ama yok değilse üzülmene de gerek yok bence.
Hadi arkadaş. Serdar komutan bekleyip durur. Suriye'ye gidivereceğiz. Hadi. Üzülme artık. Her şey olacağına var. Kısmetse olur. Su akar yolunu bulur. Nasılsın? Laf olsun diye iyiyim dememe gerek yok. Yani iyi değilim. Ne oldu? Hayırdır? Anlatamam ki. Anlatsam ayrı derdi. Anlatmasam ayrı derdi. Senin burada ne işin var? Serdar abiye geldim. Arkadaş, yolu gösteriversene ya. Hadi. Gel. Hoş geldin Elif. Deden nerede? Dedem biraz hasta Serdar abi, beni gönderdi. Suriye'ye gidiyoruz. Türkmenlere ait bir kasaba hakkında dedeni soracaklarım vardı. Ben size yardım edebilirim Serdar abi. Elif. Şu haritaya bir bak gel. Kasabada Türkmenlerin bir dergahı varmış. Nerede olduğunu haritada gösterirsen. Yani kasabayı çok iyi biliyorum ama haritaya bakınca aklım karıştı. Ama beni de yanınıza alırsanız. Elif, bu iş biraz sıkıntılı. Alalım komutanım. Komutan konuşuyor aslanım. Önce susmayı öğren. Ben kasabanın en kestirme, tehlikesiz yollarını biliyorum. Size çok faydam olur. Aga benim muhteşem fikirler gene geldi. Bence diyorum ki Elif bacıyı alalım. Neden? Çünkü çok yardım olur. Çok yardım olur. İkincisi, geride bırakırız, başına bir şey gelmez. Mesela korunaklı bir yere bırakabiliriz. Mesela en korunaklı yer nişancını yani. Ben Elif'i korurum komutanım. Peki, Elif de gelsin. Geldim Serdar. Meryem, hazırlan. Hemen çıkıyoruz, tamam mı? Sınırı geçtik komutanım. Sorun yok. Allah yardımcınız olsun yüzbaşı. Allah cümlemizin yardımcısı olsun komutanım. Bu sefer başınız fena belada.
Teslim olun. Yoksa orayı başınıza yıkar. Yüreğin varsa gel teslim al namussuz. Seninle çakallarını burada boğacağız general Buzunuz. Ulan kime güveniyorsunuz siz astsubaylar? Türk ordusunun özel kuvvetlerini. Bu cehenneme girip sizleri benim elimden alacak hangi güç var lan? Sungurları unuttun mu alçak? Sen onları iyi tanıyorsun. Sungurlardan yediğim darbeleri al. Hepinizi geberteceğim ulan! Soysuzlar! Bu ev tüm düzenim! Hepinizi oraya gömeceğim! Girin su! Saletiniz varsa ölmek! Ben kamyonete bindiğimde bağırarak bir şey diyordum. Ama ben duymadım. Sevdim seni. Sevdim ben seni Elif. Duymuyorum. Yavaş. Hey Emir. Bu Kasım'la cebelleşenler senin komutanın değil miydi ha? Bana bak. Birileri orada ölüyor. Herkes aklını başına alsın.
Benim kalsın. Güven. Beklediklerin geliyor. Sungurlar sınırı geçti. Emin misin lan? Karargâhtan çıktıklarından beri onları takip ediyorum. Şu anda önümde. Kasabaya doğru hızla geliyor. Gelsinler. Ulan, bu baş belaları gelmeden Türkmenleri indirelim. Aileleri toparlayın. Emredersiniz komutanım. Getirin şu aileleri. Çabuk geç şu tarafa. Geç. Cephanemiz tutunuyoruz ha. Karanlık basınca çıkacağız buradan. Akşama kadar dayanamayız. Sungurlar gelecek tane. Gelecekler. Çabuk. Geç. Geç şuraya. Ateşi kesin. Türkmen ailelerini niye karşımıza getirdin? Nasıl bir hainlik peşinde? Kestir lan hayran. Parlama. Lan hain Rıza. Lan adi herif. Zavallı aileden elini ayağını çeksene. İyi bak şimdi. Sana göndereceğim aileye iyi bak. Aileyi gönderin. Emredersin Kasım komutan. Aileden ne istedin ha? Silahları atın ve teslim olun. Yoksa bütün aileler kırılacak. Şerefsiz herif. İki aileyi gönder buraya. Geç şöyle. Gene. Geç şöyle. Dur. Durun. Çök. Geç şöyle geç. Geç şöyle geç. Çök. Neredesiniz? Ulan! Allah'a şükür geldiler. Çabuk geldiler. Ateş edin lan, zorbayın! Thank you.
Emir, aslanım. Sesi seni tamam mı? Yer değiştiriyoruz komutanım. Hedef görünür değil. Hadi. Geliyorlar. Doktor Celil. Hadi şu biksiyi ele geçirin. Emredersiniz komutanım. Pişman olmayasın Meryem. Ben sadece silah arkadaşımı kurtardım Nazan. Peki. Kuçum, aferin. Şimdi de Kasım'ın yanındaki Türkmen aileyi indiren şerefsizi indir, tamam mı? Anlaşıldı. We'll be right back.
alçağını yakalayacaklar. Bölge büyük bir beladan. Nereye gidiyorsun lan? Nereye? Nereye gidiyorsun lan sen? Lan! Şerefsiz! At silahını! Katlettiğin masum insanların cezasını çekme zamanın geldi şerefsiz. Olamaz. Kaldır lan elini, kaldır! Beni alamazsınız! Beni hiçbir yere götüremezsiniz. Niye alamıyoruz lan? Niye götüremiyoruz oğlum seni? Kim diyor lan? Acaba kim diyor? Bana bir söyle. Kim acaba bize engel olacakmış? Hadi bir göreyim onu. Gel. Gel lan. Ne? Geç lan. Rıza'ya varan Türkmenleri sağ salim sınırdan geçirdi. Büyük iş başardınız yüzbaşım. Sizin durumunuz ne? Kasım'ı paketledik. Buluşma noktasına geliyoruz komutanım. Helikopter yolda yüzbaşım. Sizi sınırdan alacak. Anlaşıldı komutanım. Hayal kurmayın lan. Beni buradan çıkartmanız imkansız. Edepli ol lan. Bir de koca general olacaksın. Ya eğer bu generalse var ya, bağ verilecek rütbeyi şu an gerçekten hayal edemedim ya. Bu bizim taburda anca bandomuzu kadar çavuş olur bundan. Adamlarım beni bırakmaz. Kurtaracaklar beni. Yürü lan. Yürü. Yürü. Neredesiniz lan? Kurtarın beni. Hadi. Gelin kurtarın beni. Yürü lan. Suriye'den Türkiye aleyhine faaliyet yürüten ve iç savaş için çalışma yapan Kudüs ordusu komutanı Kasım El-Gahbari yakalandı. Sağa dön. İyi olmadı. Ne kadar it kopuk takımı, ne kadar terörist varsa şimdi hepsi bu ergeliği kaçırmaya çalışacaktır. Sınırdan beni kurtarıp geçirene 50 milyon dolar ödül. Ulan General Kasım, şeytanın tekisin. İlçenin dengesini fena bozdun şimdi. Komutanım, bizi emretmişsiniz komutanım. Buyurun arkadaşlar, oturun. Kasım Alçağ'ın ödül meselesini duydun mu yüzbaşım? Basına konuşurken oradaydık komutanım. Ne düşünüyorsunuz peki? Bu ilçedeki bütün karanlık odaklar, Kudüs ordusuna bağlı hücreler, it kopuk takımı, hatta masum vatandaşlar bile bu ödülü almak için yarışacaklardır komutanım.
İlçe karışacaktır. Halkın huzuru bozulacaktır komutanım. Ben de sizler gibi düşünüyorum arkadaşlar. Kasım'ın savcılıktaki ifadesi uzun sürecektir. Bu ödül olayının önüne geçmek için Adalet Bakanlığı müsteşarıyla konuştum. Kasım'ın bölge dışında büyük bir cezaevine nakledilmesini istedim. Şimdi cevap bekliyorum. Adalet Bakanlığı'ndan cevap gelinceye kadar Kasım ilçe cezaevinde kalacak, değil mi komutanım? Evet Serdar. Bu büyük sorun olacaktır komutanım. Eminim şu anda Kudüs ordusuna bağlı hücreler Kasım'ı kaçırmak için planlar yapıyordur komutanım. $50 milyon. Uyuyan hücreleri harekete geçirmek için verilen mesajdı. Kasım'ı kurtarmamız gerekiyor. Adamların hazır olsun. 4-5 kişi yeter. Kudüs ordusu bizi haberdar etti Bravo. Biz hazırız. General Kasım'ı alacağız. Güzel. Yol burada daralıyor. Buradan saldırırsak kesin alırız General Kasım'ı. Bravo da buradan destek verecek bize. General Kasım'ı sıkı koruyorlardır. Ne yani? Sıkı koruyorlar diye komutanı bunların eline mi bırakacağız? Kesin tartışmayı. İstedikleri kadar korusunlar. Kudüs ordusu komutanı Kasım Gaffari o. Bizim işimiz de onu Türklerin elinden almak, kurtarmak. Başka bir hücre adliyede gözcülük yapıyor. Komutan çıkarken haber verecek. Kudüs ordusu ana karargahı bu işi bize verdiği için gurur duymalıyız. Adliyeden aldığımız bilgilere göre savcılık Kasım el-Gaffari'yi tutuklamak üzere mahkemeye sevk etti sayın seyirciler. Kasım el-Gaffari çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tutuklandı sayın seyirciler. Bir açıklama yapacak mısınız? Kudüs ordusu komutanı şimdi cezaevine gönderiliyor. Başka bir şey söyleyecek misiniz? Sınırdan beni kurtarıp geçirene $50 milyon ödül. General Kasım çıktı. Ben de peşine düşüyorum. Anlaşıldı. Biz hazırız. Ne yaptınız? Yerimizdeyiz Bravo. Komutan yolda geliyor. Görüyorum sizi. Aracı durdurunca önce generali alın. Daha sonra gerisini halledersiniz. Tamam Bravo. Yukarıdan koruma sağlayacaklar. Generali alınca ortada delil bırakmayacağız, anladın mı? Kimse buradan sağ çıkmayacak. Yaklaşıyoruz. Yol boş. Araçta 5-6 jandarma. Eskort koruma falan yok. Tamam anlaşıldı. Thank you.
Lastik patladı komutan. Dur. Buraya kadar. Öndeki lastik patlamış komutanım. Tuzak olabilir bu. Tim, çevre güvenliğini alın. Sen de şu lastiği değiştir hemen. Ben de yardım çağırayım. 2986'dan 2586'ya. Acil, yolda kaldık. Lastiğimiz patladı. Komutan, yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Lastik patlamış. Siz daha fazla yaklaşmayın. Atın lan silahlarınızı. Kumandanayın lan. Atın silahları. Kelepçeleri. Anahtarlar. Anahtarları ver lan. Aç kelepçeleri. Aç dedim. Geçin lan şöyle. Geç. Hadi. Geç. Hadi. Geç asker. Geç. Geç lan. Çökün. Çökün lan. Ne yapacağız şimdi bunları? Ne mi yapacaksınız? Ulan akıllı olun be. Yüzlerinizi gördüler. Sizi tanıyorlar artık. Hepsi geberecek. Tamam komutan. Ver, bana bırakın. Sizden razı olsun. Tamam geçti, rahat olun hadi. Hemen aracınızın yanına, aracınızın tamam. Başına haydi. Ulan nereden çıktı lan bunlar? Durma Şahin, indir şunları. Atlat hadi. Sakın kıpırdamayın lan.
İyi misin? Torpilli! Buraya kalk. Gel buraya gel. Gel gel. Emir! Çık. Nişancı var. Kuzeyde 700 metreden atış etti. Şerefsiz ha? Kuzey'de nişancı var. Yanında da Güven Ergenesi. Ulan Güven. Olacak gene mi çıktı ortaya şerefsiz? Hadi Kuzey'de ateş! Görelim Mevlam neyle. Neylerse güzeli. Ölüm gelirse baş gözüksün. La bana bak ne olur. La oğlum. Silahı sana sopa gibi tut diye mi verdik? Hadi canımız olan bunun ucunda. Vuruyorsan vur şunu. Bu da benim namlumun ucunda Allah'ın izniyle. Hadi gari arkadaş. Emekliyi veriyorsun o zaman. Ya. Kaç var yanlarında. Atışı kesin. Hadi toparlanın. Yürü. Oğlum kaçırmak değil. İndirmek marifet lan. Nişancıyı vurdum. Nişancı nasıl biriydi aslanım? He? Şahin dedikleri nişancı bu olmalı. İçimde hep bir şüphe kaldı Celil. Bu bizim Şahin olabilir mi diye. Aha yok. Gözünü seveyim yok öyle şey olmaz ya. Olur mu öyle şey yani? Ya gelsin ya az olan çıksın bize mermi... Yok aga öyle şey olmaz yani. Tamam. Hadi acele edelim toparlanın. Hadi. Ha, ha. Takla. Geç geç takla. Geç. İhtiyar kalk. 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 Yürü. Yürü. Yürü lan. Yürü. Geç hadi geç. İyi ki bulaşmamışız ciğerim. Zungur belaları çıktı ortaya. Hadi yürü yürü Abbas. Ne yürümesi be? O timciler ortaya çıktı diye 50 milyon doları unutacak mıyız? Ya ciğerim o deli para unutulur mu? Unutulur mu ya? Takip edeceğiz onları. Sonra uygun bir yerde çökeceğiz. Hadi. İn aşağı. Geç. Jandarmaları pusuya düşürmüşlerdi komutanım. Son anda müdahale ettik. Şimdi durum ne yüzbaşım? Kasım'ı güvenli eve getirdik komutanım. Anlaşıldı yüzbaşı. Anlaşıldı. Saklanacaklar belik. Tamam mı ciğer? Benim dediğimi yaparsanız bu işi bitiririz. Ben paraya bakarım Topal. Gerisi boş. Otur. Sıkma canımı benim. Hergele. Beni neden getirdiniz buraya? Bölge dışında bir cezaevine gideceksin. Haber bekliyoruz. Cevap gelinceye kadar buradasın. Gel geç bakayım taze gündü. Geç şöyle taze otur şöyle. Vallahi sen de benim en son elime düştün ha. Bekle. Dur bakayım şöyle. Her yeri kontrol ettik Serdar. Temiz. Herkes beni arıyordur şimdi. Bence siz alın o 50 milyon doları. Bırakın beni. Ömür boyu çalışsanız göremeyeceğiniz para. Benim haram olmayan aylığım senin vereceğin değil 50.
150 milyondan bile daha kıymetli, anladın mı şerefsiz? Haramzade bunu ne bilsin komutan? Bize bir lokma bir hırka yeter komutanım. Enbiyalar Sultanı ne diyor? İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun. Ne bakıyorsun lan etrafa? Gerizekalı. Görmedin mi oğlum? Kelle başı hesap et. Yetmez o para az. O para az bize yetmez. Gerizekalı ya. Selim abini ikna et. Beni burada fazla tutamazsınız. Bütün uyuyan hücreler beni arıyordur şimdi. Bravo bulacaktır beni. Lan. Ne diyorsun lan sen? Keşke öyle bir hata yapsa da karşımıza çıksa yine. Anladın mı köpek? Bizim bir karşımıza çıksa. Sevim? Benim Naz'a. Hayırdır Naz'a, bir sıkıntı mı var ha? Abim bir sıkıntı var mı diye soruyor Sevim. Bir sıkıntı yok Naz'a. Yalnız bir yere git de seninle konuşmak istiyorum. Bir şey yokmuş Serdar. Ama ben biraz dışarı çıkayım. Burası biraz gergin. Yalnız mı Sevim şimdi? Merak etme, ben bu işi halledeceğim. Kimliğinle resimlerim bende. Abim de kimliğini evde unutmuş. Vesikalık fotoğrafları da var. Nikah işlemlerine başlayacağım ama burada kimseyi tanımıyorum. Bana yardım edecek kimse var mı Naz'a? Ya olmaz mı, olmaz mı? Bak dinle beni. Hemen belediyeye git. Başkanın yardımcısı Nurten Hanım var. O sana yardım edecektir, tamam mı? Sen nikah işlemlerini yaptırdığında Serdar evlenmeyi kabul edecektir Sevim. Sen her şeyi bana bırak Naz'a. Serdar abi kızabilir Sevim. Yıllardır ayrı kaldığı kardeşine kızmaz abim. Hande sana emanet. Ben hemen gelirim, tamam mı? Tamam. Allah'ım, hayatta tek istediğim şey Serdar'la evlenmek. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et ne olursun. Bravo. Yazık sana be. Sevim'i kullanıp gizli saklı nikah işlemlerini başlattın ha? Yani bu kadar oldun ha? Ya sana ne be? Ha? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sonradan geldin Serdar'la aramı bozmaya çalışıyorsun. Kimsin lan sen? Ha? Sana eskiden yılan diyorlarmış ya. Az bile demişler. Çok haklılarmış. Ha? Yılan kadar sinsisin lan. Aynen sinsiyim lan. Aynen sinsiyim. Bak. Sakın deneme Naz'a. Yoksa seni çok pişman ederim. Kerim, yavaş ol, yavaş. Benim yöntemimle bitireceğiz bu işi. Amma büyüttün sen de bunları be. Bana bak Meryem. Biz bu timde ikimiz fazlayız, anladın mı? Defolup gideceksin buradan. Sana mı soracağım be? Sonuna kadar savaşacağım Serdar için. Gideceksin lan, gideceksin. Gideceksin lan. Kesin şunu. Yok ya. Kesin şunu, tamam mı? Derdiniz ne sizin? Derdiniz ne? Olacağı buydu. Sonunda kapıştılar işte. Eyvallah, ne diyeyim, bu kötü oldu yani. Şimdi ne olacak? Aga bunlardan birini timden gönderecek yani. Derdiniz ne diye soruyorum. Ya sence ne? Ha? Sevim bizi evlendirmek istediği için Meryem Hanım'ın dengesi bozulmuş. Şş, bana bakın. Kesin şu evlilik meselesini. Meryem, sen de kendine gel, tamam mı? Timin dengesini bozuyorsun. Hadi kafile avlayalım şunu. Durun ben, delirdiniz mi? Sungur bunlar. Avlayın.
dinlerken av olursun. Dur ki yerden! Topal bu. Onu bana bırakın komutanım. Meryem. Bırak peşimi komutan. Topal. Kaçma lan. Kaçma lan. Dur lan. Topal. Lan bir daha söylemem lan. Çok can yaktın. Çok zalimlik ettin Topal. Sonunu kendin hazırladın. Nefes al. Nefes al. Bu nasıl? Acıyor. Tamam, rahat ol. Bu çelik yelekte iki tane mermi var. Yani şey yok, yara yok. Ama basınçtan kaburgaları çatlamış yani. Meryem'i hastaneye gönderelim doktor. Emredersin aga. Ben idare ederim doktor. Edemezsin. Sevim. Tamam. İstediğimiz zaman nikah memuru gelecek. Sağ ol Sevim. İş Serdar'ı ikna etmekte. Sen abimi bana bırak Naz'a. Siz döner dönmez nikah masasına oturtalım onu. Sağ ol, sağ ol Sevim. Çabuk gelmeye bakın Naz'a. Berivan ben geldim. Berivan neredesin? Kimsiniz siz? Anne. Kal orada kadın. Bırakın kızımı. Ne istiyorsunuz bizden? Abini bulmam gerekiyordu. Nerede olduğunu bir türlü bulamadım. Sonra aklıma sen geldin. Yüzbaşının seni bulduğunu biliyordu. Buradaymıştı. Bana abin lazım. Meryem durum şöyle yani. Şimdi burada yapacak bir şey yok tamam mı? Yani kaburgalar çatlak ama kırılırsa yani iç organlara batabilir. O zaman da... Ben iyiyim dedim ya doktor. Meryem hastaneye gidiyorsun. Emredersin. Hadi. Meryem hadi. Hadi gel Meryem. Hadi. Memiş, hadi atla sen de. Tamam. Üzülme tamam mı? Ben senin tarafındayım. Bütün yılanlar ölsün. Hadi gel. Atla Memiş hadi. Gel. Hadi. Hadi bakalım hadi. Ne oldu Sevim? Abi, burada biri var. Seninle konuşmak istiyor. Yüzbaşı. Kardeşin. Yeğenin Berivan elimde. General Kasım'la takas yapacağız. Yoksa hepsini öldüreceğim. Sakın güven. Sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Onların kılına zarar gelirse... Dünya öfke neymiş görür anladın mı lan şerefsiz?
Ne oluyor komutanım? Güven şerefsizi. Sevin, Berivan, Hande hepsi elinde. Kasım'la takas yapmak istiyor şerefsiz. Lan soysuz herif! Lan sen öldün lan! Öldün lan! Aldım. 4 kişiler. Bir araç geliyor komutanım. Güven tek başına komutanım. Bu işte bir pislik var. Görüyorum Celil. Ya kabak. Diyorum nişancı burada bir yerde. Açıktayız, burada kabak gibi patlatacak bizi ya şerefsiz. Emir, aslanım. Komutanım. Nişancı ortada yok, tamam mı? Bul şunu hemen. Emredersiniz komutanım. Dediğimi kabul etseydiniz, parayı alır sultanlar gibi yaşardınız. Ne oldu? Bakın ben yine kurtuluyorum şimdi. Senin paranla sultan olacağıma, onurlu bir köle olurum daha iyi. Yürü. Hazır ol. Kasım balınca indir bunları. İlk önce yüzbaşı inecek. Emredersiniz. Hadi. Hadi acele et kuçum, hadi. Allah'ım perdeleri kaldır. Allah'ım düşmanımı bana beyan. Kasım'ı gönderin. Hadi durmayın. Çözüp gönderin.
niye Şahin diyorlar lan? Sizden biri vardı. Nişancıydı. Adı Şahin. Benimle oynamaya kalktı. Ama nefesi yetmedi. Bir kalbine, bir ciğerine, bir de kafasına sıktım. 3 saniyede öldü. Adı hoşuma gitti. Şahin. Ben de kendime Şahin dedim. Onun kimliğini ben aldım. Geber lan. Geçmiş olsun Meryem. Geçmiş olsun Meryem. Sağ ol Berivan. Size de geçmiş olsun. Ne oluyor doktor ya? Ya işte Sevim yani. Nazayla evlensin diye abisinin başının etini yiyor. Yani haberin olsun benim. Peki Serdar, yani o ne diyor? Yani şimdi ağayı yani hepimiz biliriz. Aga biraz özgürlüğü sever. Kararlarını da kendi verir de. İşte şimdi karşısındaki de yani sonuçta yıllardır hasretini çektiği kardeşi yani. Sevim, böyle ağlama. Beni üzüyorsun. Nereden çıktı şimdi bu evlilik? Perişan yaşıyorsun abi. Düzenin yok. Daha ne kadar böyle yaşayacaksın? Sevim, beni anlamıyorsun, tamam mı? Artık hayatımda sen varsın, Hande var. Siz bana yetersiniz, tamam mı? Ben varım ama zaman ilerliyor abi. Senin de çocukların bir ailen olmalı. Sevim, benim ailem vatanım, aşkım da bayrağım Sevim. Benim de hayalimde seni hep Nazar'la evlendirmek vardı. Naza seni çok seviyor. Ne olur beni kırma abi. Sevim, ben bir kişiyi sevdim. Sadece bir kişi. Leyla'yı sevdim. Peki, ağlama. Sen istedin diye olacak, tamam mı? Ama... Nazan! Nazan! Tamam. Çocuklar. Biz evleniyoruz. Hayırlı olsun.
Tüm günahlarım yüzüme vurdu. Kapanmaz yaralar yar derin vurdu. Yaktı küllerimi yele savurdu. Bilmez çaresizim, bilmez dilsizim. Tavsiye ediyorum. Eğer konuşacaksan en uygun zaman, çünkü genel olarak kadınların aklı düğünde, direkt evlilik hususunda çalışır. Bak diyorum, şimdi gittin gitmedin. Aha çakalları görüyorsun değil mi? Kaparlar kızı ben sana diyeyim. Sen gel bakalım benimle torpilli. Komutanım. Re hele ne komutanı ne komutanı. Selamun aleyküm Cengiz amca. Selam Celil oğlum. Lafı dolaştırmayı sevmem. Sonuçta kordon Celil'im ben. Yani çok üslup demez de kendisi, böyle genel olarak dandın konuşma gibi bir konuşma özelliği var. Ondan bahsediyor kendileri. Doktor. Ne var işte, girsene. Hani? Bizim torpilli senin toruna sevdalı. Evlenmek istiyor Cengiz amca. Allah hayırlı mübarek etsin evladım. Mutlu olsunlar. Ya bırak onu, zaten mutlu işte. La oğlum ne duruyorsun öyle mal gibi, öpsene dedenin elini. Hadi öp. Ulan ne koydun. Çatanlık böyle olur işte. Evet. Thank you.
Bravo komutanım. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Maşallah, maşallah. Komutanım, tebrik ederim. Allah nazarlardan seversin. Aga, hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah utandırmasın. Sen niye gelinlik giydin ya? Gelinlik çok moda bu aralar. Dilan evleniyor abi. Evleniyor mu? He. Kiminle? Benimle. Ya kimle evlenecek acaba? Tabii ki seninle evleniyor. Hordun dostum, sordun soruya bak ya. Ayrıca sana şunu. Çöp çatan böyle değil, böyle olur aslanım. Anladın mı? Hadi bakayım, hadi koçum. Haydi. Haydi. Hadi. Aslanım. Hadi. Bravo. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bakalım. Bravo komutanım. Tebrik ederim. Hayırlı olsun komutanım. Maşallah, maşallah. Komutanım, tebrik ederim. Allah nazarlardan seversin. Aga, hayırlı uğurlu olur inşallah. Allah utandırmasın. Sen niye gelinlik giydin ya? Çok moda bu aralar. Dilan evleniyor abi. Evleniyor mu? He. Kiminle? Benimle. Ya kimle evlenecek acaba? Tabii ki seninle evleniyor. Hordun dostum, sordun soruya bak ya. Ayrıca sana şunu. Çöp çatan böyle değil, böyle olur aslanım. Anladın mı? Hadi bakayım, hadi koçum. Haydi.